Dilimine'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine askeri malzeme dolu bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar serimizin ikinci videosunda Bordo bereli askeri malzemelerini deneyeceğiz. Bugün Yasir abimle beraber işte buradayız. Göster abi. Bütün ekipmanlar var. Bugün burada askerimizin giydiği kamuflajdan, bottan, hücum yeleğinden, çorabından, bıçağından, tabanca kılıfına kadar, matarasına kadar her şeyi teker teker size göstereceğim. En önemlilerden birisi olan bordo bereli askeri ekipmanlarını sizlere tanıtmaya çalışacağım. Bizzat kendim üzerime giyeceğim. Yakında Yasir abim askere gidiyor. Onu da askere göndermeden önce ne yapıyoruz? Burada onu hazırlamaya çalışıyoruz. Orada giyeceği kıyafetleri ona göstermeye çalışacağız. Hemen başlamak istiyorum. Çünkü birçok malzeme var. Askerimiz üzerine giyinirken, askerimiz operasyona çıkarken veya eğitim alırken sürekli üzerinde askeri ekipmanlar oluyor. Askeri teçhizatlarla hareket ediyorlar. Sen hiç bugüne kadar kamuflaj pantolon giydin mi? Onu sorayım. Giydim. Çok rahat. Normal gündelik hayatta da kamuflaj pantolon giydiğim zaman inanılmaz rahat ediyorum. Çünkü çok farklı bir kumaş. Gündelik hayatta kullandığımız kumaşlardan çok çok farklı bir kumaş. Giymeye başlayalım mı artık? Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Şimdi ilk başta aşağıdan yukarı doğru giymeye başlayacağım, tamam mı? İlk başta pantolon bulmam lazım kendime. Yani bir kamuflaj pantolon bulmam lazım. Onlar şurada. Şimdi şöyle göstereyim. Ne kadar sağlam görüyorsun. Doğa koşullarına karşı dayanıklı. Operasyona çıktığı zaman yere yatacak bununla. Ormanın içerisinde gezecek yani. Sürünürken yırtılmamasını gerektirecek sağlam bir kumaş. Bunu giyerek başlıyorum. Hadi bak, hamızlı ol. Git git kenara git, bunu çekme. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibiyim. Tam olarak... Tam bir zırto. Bu halimden bir bordo bereliğe dönüşmeye çalışacağım. Yani kıyafet olarak. Hadi bakalım. Onların performanslarına tabii ki yetişmemiz mümkün değil de. Hani kıyafet olarak biraz benzemeye çalışacağız. Spoiler yani. Verelim mi? Ver. Arkadaşlar bu videoya 100 bin like gelirse de bordo bereli eğitimlerine katılmaya gideceğim inşallah. Söz veriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi pantolonu giydik, yani kamuflaj pantolonu giydik. Ayağımdaki çorap beyaz bir çorap. Beyaz çorap bu askeri koşullara elverişli değil. Aynı renkte alacağım. Çünkü görünmemesi için. Burada bir çorabımız var. Şu şekilde bir çorap. Bunu da giyiyoruz hemen. Ha, bir tane çorap açtım, onu şey yaparız. Aç. Sıfır çorap açayım çünkü. Öncelikle alt tarafı tamamlayacağız. Daha sonrasında üzerine böyle ekipmanlarımızı falan yerleştire kamuflajlarımızı giyerek, hücum yeleklerimizi giyerek devam edeceğiz. Şimdi bunun altına da askeri bir bot giyeceğim. Şu şekilde bir bot var burada. Göstereyim. İnanılmaz kaliteli ve inanılmaz dayanıklı. Bu da çok güzel görünüyor. Bunu giyiyorum abi. Kaç numara? Benim ayak 42 numara. İnşallah bu olur ayağımın. Bunlar genelde su geçirmez falan oluyor. Çünkü operasyon halinde ne kadar dayanıklı olursa, ne kadar sağlam olursa o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Askere gitmedim daha. Askere gitmeden önce böyle bir tecrübe edindim ben. Benim için çok güzel. Ve bence askere gidenleri duygulandıracak, askere gitmeyenleri de bilgilendirecek bir video olduğu için de ayrıca keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunlar rütbeli personele verilen botlar. Ha, iyi tamam. Direkt komutan oldum beyler. Normal... Bunlar ağır olurlar. Oo, normal askerimiz bunu giyip mi antrenman yapıyor? Arkadaşlar gerçekten insanlarımız spor ayakkabıyla bile koşmaya üşenirken askerlerimiz bu gördüğünüz ağır botlarla antrenman yapıyorlar, koşuyorlar. Yani 2 kilo var nereden baksan, 1,5 kilo, 2 kilo var. Zormuş. Ben direkt rütbeli asker ayakkabısı. Evet, ayakkabılarımızı da giydik. Bayağı güzel göründü bence. Biraz bir numara büyük oldu sadece. Olsun. Seneye de giyerim. Şimdi arkadaşlar biz Antalya'da yaşadığımız için Kasım'ın ikinci haftası ve hava sıcaklığı burada 28-30 derece, öyle söyleyeyim. Bunu da giyiyorum abi o zaman. Evet. Bunu da giydim, içliğimi. Nasıl, benzemeye başladı mı bir şeylere? Alt tarafı tamamladık, kamuflajımızı giydik, botumuzu giydik. Üzerime de bir tane termal içlik giydim, bir şey eksik. Ne eksik abi? Palaska. Nasıl asacaksın? Bıçağını, silahını, suluğunu nereye asacaksın? Palaska'ya asacaksın. Palaskamızı da geçirelim belimize. Palaska nedir? Palaska, gördüm, yani sizin tabirinizle kemer. Askerlere göre palaska. Bu palaskaya ne yapacağız abi? Suluğumuzu, bıçağımızı, silahımızı, askeri ekipman ve mühimmatlarımızı asmak için kullanacağımız neyimiz? Dayanağımız. Şu anda hemen hemen bir askere benzemeye başladım. Kamuflajı giydim, ayakkabı giydim, palaskayı taktım, termal içliğimi giydim. Şimdi termal içliğin üzerine ne yapacağım? Operasyona gittiğimiz zaman giydiğimiz operasyon tişörtünü giyiyorum. Şu anda bile bir gurur geldi, yemin ederim, bunları giyerken.
kıyafetlerle operasyona gitmeyi bırakın. Eğitim yapmak bile bayağı zor olur yani. Tamam rahat ama yine de zorlar insana. Şu kollarımdaki arma yerlerine de armalarımızı yapıştıracağız. Ver abi armaları. Evet. Şanlı Türk ordumuzun ordu belirlisi Türkiye armalarını yapıştırıyor. Sadece o Türkiye mi oluyor abi? Oraya farklı böyle rütbe falan da geliyor mu oraya? Abi beni binbaşı yapsana lütfen ya. Şimdilik bunlar dursun. Bunlar da bayağı yakıştı. Ve şimdi ne yapacağız? Palaskamıza birkaç teçhizat ekleyeceğiz. Burada bir tane bıçağımız var daha önceden hazırladığımız. Gördüğün gibi ne yazıyor abi? Türkiye Cumhuriyeti Komando. Komando bıçağı. Bunun ismi Komando bıçağı. Rambo bıçağı değil. Burada artistlik yapmaya gerek yok. Amerika'nın özentiliği yapmaya da gerek yok. Yapacağız abi bak. Görüyor musun? Böyle duracak bu. Bıçağımızı göstereyim. Of. Harbiden Rambo bıçağı gibi. Üzerinde ne yazıyor biliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti yazıyor bak. Evet bayrak gözüküyor. Ben Doğada Hayatta Kalma serisinden hocamdan aldığım eğitimlerden biliyorum. Bıçak eline attığın zaman acil durum mesela var. Kullanman gerekiyor. Hemen elini attığın mesafede durması gerekiyor bıçak. O yüzden ben hemen sol tarafıma takıyorum. Önem sırasına göre dizebilirsiniz. Mesela sağ tarafa silahı koyarsın, sol arkaya suluğu koyarsın falan. Şimdi bunu da şöyle geçiriyorum. Nasıl göründü? Şimdi şöyle bak. Bıçağım burada duracak tamam mı? Aynen bu şekilde. Buradan direkt elime attığım zaman bıçağı çekebilmem lazım. Çekemiyorum. Çektim. Bıçak gelin lan. Ya o bıçak gelin denildikten sonra hep tarayan bir şerefsiz oluyor. Şerefsiz demezsek. Ben tarıyordum çünkü. Bir de silah kabı istiyorum abi. Onu da silah kabını da şuraya asalım. Şimdi bir de burası silah dükkan değil, askeri malzemeler satan bir dükkan. O yüzden burada silah yok. Ama size silah kabı gösterebiliriz. Bu şekilde bir malzeme. Onu da takıyorum. Nasıl görünüyorum? Güzel. Şu an bayağı asker gibi oldun mu? Silah bıçağı da ihtiyaç duymadığınız zamanlar olacak arkadaşlar. Yakın yumruklarınızla dövüş. Yakın dövüş. Bu savaş sanatı. Burada hiçbir şey belli olmaz yani. Burada harbe girdiğin zaman karşına ne çıkar belli olmaz. Ayı da çıkar. Ayı oğlu ayı da çıkar. Şimdi arkadaşlar bu operasyon gömleğinin üzerine bir şey daha giyeceğiz. Onun ismi de hücum yeleği. Şöyle göstereyim size. Hücum yeleği ne işe yarar? Arkadaşlar operasyona gittiğiniz zaman bunun üzerine, içerisine daha doğrusu ceplerine mermi koyabilirsiniz. El bombası koyabilirsiniz. Şarjör koyabilirsiniz, dolu boş şarjörler koyabilirsiniz, yedek silahınızı asabilirsiniz. Çikolata muklata. Bayağı havalı görünüyor. Evet. Yemin ederim var ya. Şimdi arkadaşlar hücum yeleğimi giydim. Normalde bu hücum yeleğinin içerisine, şöyle göstereyim size. Hücum yeleğinin içerisine kurşun geçirmez yelek giyiliyor ama burada kurşun geçirmez yeleğimiz yok. Daha önceki videomuzda kurşun geçirmez yeleği ben denemiştim. Çok çok ağırdı yani bayağı ağırdı. Bayağı bir şeylere benzemeye başladım. Ne diyorsun? Evet. Şerefli bir Türk askeri oldum. Eyvallah. Bu halimle operasyon olursa operasyon için hazırım. Hücum yeleğim var, işte teçhizatlarım var, kamuflajlarımı, botlarımı, her şeyimi giydim. Bir de kış iklimi olursa ne giymem gerekiyor onu göstereceğim size. Ola ki soğuk bir iklim var yani. Çok soğuk bir yerde askerlik yapıyorsunuz. Bütün bu ekipmanların üzerine bir de şu montunuzu giymeniz gerekiyor. Efendim abi? Yağmurdan etkilenmez. Ha bu yağmurdan etkilenmiyormuş. Su geçirmez bir mont. Fermanını da çekelim. Şöyle hafiften görünsün şu şekilde. Montumuzu da giydik. Bir de bir şey daha göstermek istiyorum size. Bütün bu operasyonlara giderken sadece bu kıyafetler olmuyor yanlarında arkadaşlar. Diyelim 3 gün operasyona gitti adam. 3 günlük yiyeceği, belki doğada kaldığı zaman içerisinde yatacağı, uyku tulumu ne gerekiyorsa herhangi bir şey olabilir. Onun içinde bu gördüğünüz kocaman 110 litrelik çantayı sırtlarına takıp operasyona gidiyorlar. Onu da takıyorum sırtıma. Evet. Nasıl oldu? Bütün bu ekipmanları giymenize rağmen daha hala bir şey eksik. Kilolarca ağırlığındaki bir de silah olacak ve onunla beraber doğa koşullarında hareket etmeniz gerekecek arkadaşlar. Şimdi soğuk iklim eşyalarını ve çantamı çıkartıyorum. Birkaç parça eksik ekipman kaldı. Askerimizin kullandığı işte eldivendir, künyedir ve en önemlisi bu videomuzun başlığı olan bordo berenin anlamını, önemini ve nasıl takıldığını size göstereceğim. Şimdi şöyle bir eldiven var. Muştalı bir eldiven. Silahın kaymaması için böyle içerisi bayağı sağlam bir eldiven ve üst tarafı da muştalı. Hani savaş halinde ne olacağı belli değil. Bir yumrukla da adam devirmeniz gereken zamanlar olacak. Eldivenimizi taktık. Bir şey daha var. Nerede abi bu künye? Evet. Askerimizin künyesi. Bu künyenin bir önemi var arkadaşlar. Bunun üzerinde isminiz, soy isminiz, kan grubunuz ve TC kimlik numaranız yazıyor. Herhangi bir ölüm halinde, şehadet halinde
Yani kimliğiniz belirlenemeyecek hale falan gelme durumunda sizi buradan tanıyorlar. Olası bir yaralanma halinde de kan grubunuz üzerinde yazdığı için hani tedavi amaçlı da çok önemli. Bu askerin kimliğidir abi, doğru mu? Künye askerin kimliğidir, o da çok önemli. Onu da başımıza takıyoruz. Onu da içimize attık. Şimdi en önemli noktaya geldik abi. Günün anlam ve önemini belirleyen rafımız burası abi. Göster. 3 çeşit beremiz var. Mavi, siyah ve bordo. Mavi renkli bereyi komandolarımız kullanıyor. Komandolarımız neden mavi renkli bere kullanıyor onu da size söyleyeyim. Arkadaşlar, Osmanlı'nın askeri birliği olan Yeniçeriler mavi renk giyiniyordu. Ve komandolarımız da Yeniçerilerden esinlenilerek mavi renk berelerini kullanıyorlar. Bunu geçtik. Siyah bere de zırhlı birliğin, yani tankçıların kullandığı bereler. Onu da geçtim. Ve bordo bereliler arkadaşlar. Videomuzun başlığını belirleyen ve bizi gururlandıran bordo bereliler. Şimdi bunu takıyorum ve taktıktan sonra size ne yapacağım? Anlamlarını anlatacağım. Evet. Kaş hizasına doğru taktık ve sağa doğru yatırıyoruz. Neden sağa doğru yatırıyoruz biliyor musun? Neden? Olası şehadet halinde mezarda, kabirde sağa doğru yatırılmamız için. Bu birincisi. Şu arkada gördüğün kurdele var ya, iki tane kurdele. Evet. Bu kurdeleler ölümü temsil eder. Ölümü anlatır. Bu da bunu sembolize ediyor. Bence bayağı güzel oldu. Bordo bereli her zaman ölüme hazırdır ve vatanı için canını vermekten asla çekinmez. Bu da bunu sembolize ediyor. Nasıl oldu? Güzel, yakıştı lan. Böyle boyu kısa olmasa bordo bereli olur musun ha? Yok lan, bir 75 bordo bereli olur. Olur mu abi? Tabii. Hadi lan, yine iyisin. Duygulandın mı? Duygulandım. Vallahi güzel. Ben de duygulandım. Göster bakalım. Arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Son bir yıldır Türkiye'nin en hızlı büyüyen kanalıyız. Ve bir hedefimiz var. Hedefimiz Türkiye'nin en büyük kanalı olmak. Bana destek vermek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.